Değerli arıcılar, sevgili seyirciler. Bir arının bereketi programında yine birlikteyiz. Yine güncel konular üzerinden bir takım teknik ve temel bilgiler vermeye çalışacağız. Bu arada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Dünya arıcılığında ve ülkemiz arıcılığında özellikle son yıllarda muazzam düzeyde arı ölümleri olmaktadır. Hatta zaman zaman koloni terkleri olarak da nitelenen bu ölümlerin pek çok sebebi bulunmaktadır. Ülkemizde de bu arı ölümleri konusu araştırıldığı zaman ortaya çıkan faktörlerden birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Örneğin yoğun varroa bulaşıklığının kolon üzerinde büyük bir baskısı olmakta, bu da arıların sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olmakta. Bir diğer ise arıcılarımızın varroayla mücadele konusunda özellikle belirtilen teknik detayları aşarak kendilerince bir takım uygulamalara gitmeleri sonucunda kolonilerin hastalıklara ve zararlara karşı dayanıklılığında büyük bir kayba neden olmaktadır. Çünkü bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bunlar bizim varroanın bizi aralarımızın sağlığını etkilediği yollardan bir tanesi. Ancak bugün üzerinde duracağımız çok daha önemli. Çünkü tedaviden önce korumanın çok çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsanoğlunun günlük yaşamında da hastanelik olmadan önce sağlıklı olmanın temel ilki olduğundan hareketle arıcılıkta da arılarımızın hastalanmadan önce sağlıklı olması için neler yapabiliriz? Onun üzerine durmak lazım. İşte arı ölümlerine bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki arı ölümlerindeki temel eksikliklerin başında gelenin de beslemeden kaynaklanan hatalar ve eksiklikler olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle bugünkü programımızı Besleme konusuna ayırdık. Beslemede temel ilkeler nedir? Bunun üzerinde duracağız. Ve özellikle protein beslenmesi, daha doğrusu protein besin maddesi üzerinden neler yapılabilir? Ve bunun kolon üzerindeki etkileri nasıldır? Nasıl gözlemleyebiliriz? Konularına giriş yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi bir kitap tanıtımı yaparak programımıza başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde arıcılık konusunda pek çok kitap çıkmaktadır. Daha çok pratiğe yönelik hobi, amatör veya profesyonel yaralanlı bilgiler içeren kitaplar bulunmaktadır. Bunların içerisinden bir tane çok mütevazi bir eser var. Belki pek çok aracımızın haberi bile yok. Ancak yıllardır bunlar bizim elimizin altında bulunan kitaplardı. Bu da günümüzde teknik aracılık adı altında çıkan Kaygusuz Maran adındaki bir aracılık aşığı kişi tarafından yazılmış bir kitap. Çok sade, zarif bir dille yazılmış. Anlaşılması çok çok kolay bir kitap. Çok yoğun ve güzel bilgiler içermekte. Ve arıcılığın hemen hemen her sahasına yönelik bilgilerin derli toplu bulunduğu küçük bir kitapçık. Ben bunun ön sözünden birkaç pasaj okuyacağım. Sonra da içeriği hakkında bilgi vererek tanıtımı tamamlayacağım. Yazarımız kaygusuz Maran, 1960 Kars Kağızman doğumlu. Arıcılığı tanıdık birinin yardımı ile öğrendim. Kendimi arıcılık konusunda yetiştirmeye çalıştım. Öğrenmenin sınırı yoktur düşüncesiyle sordum, soruşturdum ve arıcılıkla ilgili bütün kaynakları inceledim. Arıcılığa ilişkin tüm faydalı bilgileri birikimlerimle toplayarak tüm arıcan yarına sunmak için bu kitabı yazıyorum. Birazcık da olsa faydalı olabilirsem ne mutlu bana. İnsanlar yaşamları boyunca bir şeyler yaparlar. Önemli olan insanlığa faydalı olabilecek bir şeyler yapmaktır. Ben de Bugün varız, yarın yokuz. Kimse düşüncelerini ve bildiklerini öbür dünyaya götüremeyeceğine göre, niye bu koskoca dünyadaki insanlara düşüncemizi aktarmayalım diye bir düşünce içerisinde bulundum. Bazı insanlar düşüncelerini ve bildiklerini saklarlar. Ben bilirim, başkasının bilmesine gerek yok diye. Ve böyle devam ederek kitabının tanıtımını yapıyor. Kitabın içeriği hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Arıcılığın tarihçisi, faydaları, tarımda arıcılığın önemi, arı ırkları, ana arı. Yalancı ana sorunu, balın tarihi, tarifi, faydaları, propolis, arı zihiri, arıcılıkta verimli etkileyen sebepler, ballı bitkiler, ilkbahar bakımı, arılarda oğul verme, suni oğul, yağmacılık, arıya zarar veren zararlılar, yavru çürüklükleri, arı ırkında olması gereken karakterler ve kitabın özgün tarafı bana göre şu, kitabın son kısmında yazarımız, Arıcılıkla alakalı çok özet cümlelerle, sloganik cümlelerle arıcılığın bazı ilkelerini anlatmış. Artı arıcılıkla alakalı şiirler, atasözleri de sonuna ekleyerek kitabını tamamlamış. Tüm arıcılarımıza bu kitabı da bilmeler, tanımalarını bulurlarsa alıp okumalarını öneriyorum. Değerli arıcılar. Kitap tanıtımımızdan sonra günlük konumuza geçebiliriz. Arıcılıkta aynı insan sağlığında olduğu gibi beslenme temel ilkedir. Beslenme olmadan canlılığın hayatını devam ettirmesi mümkün değildir. Beslemenin de dengeli ve yeterli olması lazım. Dengesiz ve yetersiz beslenmenin de insan sağlığında olduğu gibi arı sağlığında da bir takım zararlara, sıkıntılara yol açacağı ortadadır. Bu nedenle yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda canlıların besin madde gereksinimleri saptanmıştır. Tıpkı bir ineğin günde 20 kilo süt verebilmesi için ne kadar Enerjiye ihtiyacı var. Ne kadar proteine, vitamine, minerala ihtiyacı var saptanmıştır. Ona göre yemler hazırlanır ve sığırlara verilir. Veya tavuklarda yine aynı. Bir yumurta üretebilmesi için ne kadar enerjiye, proteine, vitamine, minerala ihtiyacı var saptanmıştır. Yumurta tavuğu ona göre beslenir. Et tavuğu ona göre beslenir. Sonuçta tüm canlıların besin madde gereksinimleri saptanmıştır. Bizim konumuz olan arıcılıkta da aynı şey söz konusu. Bir küçücük arının da besin madde gereksinimi saptanır mı demeyin. Yapılan bilimsel çalışmalarla dünyada bir arının günde ihtiyacı olan enerji, protein, proteinde bulunan amino asitlerin düzeyi, mineral maddeler hepsi saptanmıştır ve ona göre bir takım yemler geliştirilmiştir. Özellikle son yıllarda ülkemizde de tanıtılan fakat gittikçe yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan yemlerin içeriğinde de işte bu denge gözetilmektedir. Yani şu kadar protein olması lazım, şu kadar karbonhidrat olması lazım, şu kadar vitamin, mineral olması lazım. Eğer vitamin veya mineral eksikse arı size pis sulara giderek veya olmayacak bazı şeylere gidip konarak size bu mesajı vermeye çalışıyor. Benim şu anda vitamin ve mineral yetersizliğim var diye. Tıpkı bazı insanların çeşitli dönemlerde olmadık bir takım ürünleri yemek istemesi gibi. Aralarda böyle bir şey söz konusu. İşte bakalım şimdi arılarımızın gereksinimleri neler? Biraz oradan başlayarak yavaş yavaş beslenme konusundaki temel ilkeleri giderim. İlk resmimizde gördüğünüz gibi arıların besin zincirine şöyle bir baktığımız zaman arılar doğadan su, nektar ve polen toplar. Propolis de toplar mı? Propolis'i besin kaynağından ziyade kovandaki bir takım işlerini yapmak için toplar. Bunlar besin amacıyla toplanan maddelerdir. Yine bunların dışında arıların ürettiği bir besin daha vardır ki bu da çok önemli. Arı sütü veya genel anlamla jel. Arılar bunları da üretirler. Gördüğünüz gibi arının besin maddeleri içerisinde en başta su var. Miktarı az da olsa arının çok önemli düzeyde suya gereksinimi vardır. Su konusunu ayrı bir programda etraflıca ele alıp kolonilerin su ihtiyacı nedir? Neden ihtiyaçları vardır? Nasıl karşılarlar? Eksiklik durumunda ne yapmalıyız? Onu ayrıca değerlendireceğiz. Ancak şunu unutmayalım ki su olmadan arıcılık olmaz. Su hayattır bizler için de arılar için de. O nedenle son yıllarda özellikle üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu var. Arılıklarda temiz suluklar yapılmalı. Arıları mümkün olduğu kadar Pis su kaynaklarından su almalarının önüne geçilmeli gerekli önlemler alınmalıdır. Sudan sonra gelen en önemli besin maddesi arılar için nektar. Yani balın ham maddesi olan nektar. Nektar genel itibariyle yüzdelikleri değişse bile yaklaşık yüzde 80 su, yüzde 20 şeker içeren bir tatlı sıvıdır. Bal bu nektarı, arı bu nektarı alıp bala dönüştürmek için yüzde 80 olan suyu, %20 ve aşağısına düşürür. Şekeri de %20'den %80'e yükseltir. Yani içerisindeki suyun fazlasını uçurur, şekeri farklı şekillere dönüştürür ve bal yapar. Arılar nektarı kovanlarının enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanır. Bunu özellikle vurguluyorum. Nektar demek, bal demek enerji kaynağı. Yani günlük hayatımızda bizim enerjimizi kazanabilmek için, artırabilmek için tıpkı çayımıza attığımız şeker, yediğimiz ekmek veya makarna gibi bu bir enerji kaynağıdır. Arının enerji gereksinimi giderir. Hemen bu piramidin altında polen görülmekte. Normal şartlarda herhangi bir tüketiciye sormuş olsak arılar için en önemli maddenin bal olduğunu söyler. Hatta yakın zamana kadar pek çok arıcımız da arılar için en önemli maddenin bal olduğunu düşünür. Çünkü biz son çıkan üründen yola çıkarak arıyı anlamaya çalışıyoruz. Oysa artık şunu biliyoruz ki arıların en temel besin maddesi baldan ziyade polendir. Polen olmazsa ne kadar bal olursa olsun koloninin gelişmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle Bugün özellikle polen ve protein üzerinde duracağız. Bazı temel bilgileri anlatacağız. Buradan yola çıkarak arıcılarımız bunun üzerine çeşitli bilgiler ekleyerek besleme modelleri geliştirebilirler. Bu arada ufak bir ayrıntıyı vurgulamak istiyorum. Yıllarca pek çok arıcımız arıya şurup verdi veya arıya kek verdi ve sonuçta şöyle inandı. Bu verdiğim şurup ve kek sayesinde Arının yavru miktarı arttı, fazla yavru yaptı, koloni gelişti diye düşündü. Oysa artık şunu arıcılarımızın hepsi öğrendi. Proteinli yemle yemlenmeyen kolonilerde yavru gelişmesi diye bir şey söz konusu değil. Sizin şurup verdiğiniz dönemde kolonide polen varsa arı şurupla kendisini uyarılması neticesinde yavru üretmeye başlıyor ama yavruyu polenle yetiştiriyor. Bu bizim verdiğimiz şuruplar bir noktada uyarıcı ve enerji verici etki yaptı. Ama yavruyu yetiştiren asıl polendi. İşte değerli arıcılar biz polen üzerine özellikle duracağız. Şimdi ikinci bir slaytımız var ki bu slayt bugünkü anlatacağım konuların hepsinin temeli olduğu gibi bizim arıcılık anlayışımızı da geliştirecek hatta belki pek çoğunda değiştirecek bir slayt. Çünkü yıllarca bizim bir takım doğru bildiğimiz yanlışlar artık değişiyor. Bilimsel verilerin gelişmesiyle, yeni kaynakların ortaya çıkmasıyla, yeni araştırma sonuçlarıyla artık pek çok düşüncemiz değişiyor ve çok güzel bir noktaya doğru gidiyoruz. Artık ülkemiz bilimsel çalışmaları takip eden arıcılarla dolmakta. Bu harika bir gelişme. Gönül ister ki bir an önce bu süreci tamamlayalım. Bütün aracılarımız bilimsel çalışmaları takip etsin. Sorgulamasını buna göre yapsın. Biz de isteriz. Ama çok güzel gelişme. Bunu başladık bir yerden inşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Şimdi bu slaytımızı özellikle aracılarımızdan istirham ediyorum. İsterseniz cep telefonuna çekin Cep telefonunuzda saklayın. İsterseniz yazıcıdan çıkarın. Ama bu slaytı unutmayın. Neden? Bakın çok temel bilgiler anlatacağım. En başta şunu bilirim, Kolonide, koloni dışında hizmet eden tarlacı arılarımız var. Bir de kolon içerisinde hizmet eden bakıcı, kovan iç hizmeti yapan arılarımız var. Yani genelde iki tip arımız var. Tarlacı ve bakıcı. Tarlacıların görevi şu. Nektar getiren tarlacılar nektarı kovana getirdiği zaman onu kovan içerisindeki alıcı arılara verir. Yani kovan iç hizmetini yapan arılara verir. Ve bu Tarlacarı bunu kovana getirene kadar kendi midesinde karıştırarak veya bir miktar suyunu uçurarak nektarı bala dönüştürmeye yaptığı çalışmalar bu alıcı arı tarafından da devam ettirilir. Ancak bu alıcı nektar alıcı arı bunu bir anda bitiremez tabi. Bir müddet sonra o da alır bunu petek gözüne koyar. Peki bunu orada kim olgunlaştıracak? Daha olgunlaşmadı. İşte değerli arıcılar Orada kovan iç hizmeti yapan diğer aralar bunu zaman zaman tekrar yutarak bal midesinde çeşitli enzim faaliyetleri geçirerek tekrar oraya bırakırlar, tekrarlar. Ama asıl bu işi hiçbir nektar ve polen top toplama çalışmasının olmadığı saatlerde yani gece saatlerinde daha çok yaparlar. Hatta kovana gidip şöyle kulağınızı dayadığınız zaman özellikle nektar akım döneminde kovanın içerisindeki vızıltı sesinin Bal olgunlaşma çalışması olduğunu bütün arıcılar bilirler. Sebebi de bu. Çünkü artık o saatlerde dışarıda iş yok. Kovan içerisindeki vakitler değerlendiriliyor. Değerli arıcılar, arılarla bizim en önemli farkımız şu. Biz doyduğumuz zaman yemek yemeyi veya toplamayı bırakırız. Biz yorulduğumuz zaman işi bırakırız. Arılar mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar işleri bırakmadan bitirene kadar çalışırlar. Yani 24 saatlik kovan içerisinde bir faaliyet oluyor. Tabi dinlenen yine dinlenen sonuçta onların da bir organizması var. Değerli aracılar yine arıların durumuna baktığımız zaman kovan dışından nektar dışında bir de polen gelir. Polen gelirken şuna da dikkat edelim. Resimde de görüldüğü gibi burada 3 tane arının ayağında farklı renkli polenler var. Niçin tek renk yapılmamış? Bunun da bir mantığı var. Değerli aracılar, Hatırlarsanız ben pek çok zaman örnek veririm. Sabah kahvaltısı yaparken eğer sofrada zeytin, ekmek ve çay varsa bu bir ailede kavga sebebidir. Niye? Çünkü böyle kahvaltı yapılmaz. Her zaman da takılırım erkek adam masaya yumruğu vurur burada niye peynir yok der. İşte bizim evlerimizde eğer böyle tek tip bir kahvaltı yapıldığı zaman niye rahatsızlık duyuyoruz? Sebebi de şu. Beslenmemiz için bizim dengeli ve yeterli beslenmemiz lazım. Yani pek çok çeşitli gıdadan pek çok besin maddesi almamız lazım. Eğer tek tipli beslenirsek o zaman vücudumuz yeterli besini almadığı için bir müddet sonra vücudumuzda hastalıklar başlayacak. Tıpkı şunun gibi. Sürekli ekmekle beslenen insanlara bir müddet sonra halk arasında ekmek kafalı denmesinin bir gerekçesi var. Niye çünkü eksik ve yetersiz besleniyor. Sürekli ekmeği yediği için bazı maddeler eksik kalıyor. O durumda ister istemez düşünce mekanizmasında da bir takım gerilemeler, algıda bir takım yetersizlikler olabiliyor. O nedenle besin zincirini farklılaştırmak, geliştirmek, değiştirmek lazım. İşte bal arıları da içgüdüsel olarak kovana farklı tipte polenler getirirler. Çeşitli kaynaklardan alınmış farklı polenler. İşte arı otu poleni, mısır poleni veya herhangi bir tür gelir. Bunların her biri farklı içerikte olduğu için arılar tarafından bunlar daha sonra sindirilerek arıların istediği dengeli ve yeterli bir besin maddesi olan jele dönüştürülür. Ve dışarıdan poleni getiren arı poleni kendisi petek gözüne depolar. Polen kovana gelirken yaklaşık %10 dolayında nektar içerir. Çünkü arı onu bacağına yapıştırabilmek için nektarla hafif hamur haline getirmiştir. Onu buraya bırakır. Daha sonra kovan iç hizmeti yapan arılar bunu iyice sıkıştırarak bozulmasını engellerler. Ve tam dolduktan sonra da üzerine ince bir film tabakası şeklinde bal koyarak tamamen dış etkilerden poleni korurlar. Daha sonra ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere. Yine koloniye besin getirenlerden bir tanesi de tarlacalar arılardan su getiriyor. Kolon içerisinde suyun önemi çok fazla ancak bunu daha sonra geniş kapsamlı olarak değerlendireceğim için sadece üstün körü şunu belirtelim. Koloniye su iki amaçla getirilir genelde. Birinci amaç koloninin içerisindeki aşırı ısınmadan kaynaklanan sıcaklığı bertaraf edebilmek için su taşınır. Klima etkisi yaratılarak fazla sıcaklık dışarıya atılır. Bunun için su taşınır. İkincisi de Arıların yavrularının besledikleri besin maddesi sulu bir madde olmak zorunda. O nedenle gerek poleni gerek balı karışım yaptıktan sonra sindirebilmek amacıyla arılara verebilmek amacıyla suya ihtiyaçları var. O suyu karşılamak amacıyla su taşırlar. Ve gelen su da alıcı arılara alınır. Hatta bazen bu alıcı arılar o biriken suyu fazlasını ziyan etmezler. Bir kenarda beklerler. İhtiyaç duyulduğu zaman ihtiyaç duyan arılara vermeye çalışırlar. Hatta zaman zaman da bunların bir kısmı o geçit gözlerde veya bazı petek yerlerinde sakladıkları da nadiren de olsa görülmektedir. Değerli arıcılar, kovan dışından besin maddenin kovana girişi böyle. Asıl bizi ilgilendiren kovan içine bu besin maddeleri girdikten sonra nerede nasıl kullanılıyor? Değerli arıcılar, burada dikkat ederseniz bir bakıcı arı var ortada. Bu bakıcı arı kovan iç hizmetini yapan ve sindirim sistemi tarlacılardan farklı çalışan arılardır. Ve tarladan polen getiren arı normal şartlarda o poleni sindirecek enzimlere sahip değil. Asıl bunu sindiren bakıcı arılar. Ve dışarıdan poleni getiren arı poleni biriktiriyor, nektarı biriktiriyor dedik. Daha sonra bu bakıcı arı bu nektarı ve poleni alıyor sindiriyor vücudunda. Sin çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra bunu jel kıvamında yani arı sütü kıvamında diyelim bir besine dönüştürüyor. Ve bu besinin bir kısmını biliyorsunuz en kaliteli kısmını arı sütü olarak ana arıya veriyor. Ana arıyı besliyor. Yine bir kısmını yavrulara veriyor. Yavruları besliyor genç ve yaşlı larvalar ki çünkü onların hepsinin aldığı jelin kimyasal yapısı farklıdır arkadaşlar. Onlara veriyor. Yine bu bakıcı arı sindirdiği o jelin bir kısmını da erkek arıları besliyor. Ve erkek arılarda bakıcı arılardan aldığı besin maddeli vücutlarını geliştiriyor. 14 gün sonra vücutları gelişmiş bir şekilde çiftleşmeye çıkıyor. Eğer kolon içerisinde bakıcı arı sayınız yeterli değilse ana arınız Yeterli beslenemeyeceği için az yumurta atacak. Yavrularınız yeterli beslenemeyeceği için daha zayıf ve güçsüz çıkacak. Erkek arılarınız yeterli beslenemediği zaman çiftleşme etkinliğinde daha başarısız olacak. Yani koloninin şöyle bir baktığımız zaman her ne kadar arıcıya sorsanız veya herhangi birisine sorsanız koloninin en önemli bireyi hangisidir dendiği zaman ana arı denir ya. Oysa bu açıdan baktığımız zaman üreme açısından ana arı ancak koloninin devamlılığı, koloninin sağlığı, koloninin geleceği açısından ve hastalıklara dayanıklılık açısından en önemli bireyi bakıcı arıdır. Bakıcı arı görevini aksattığı an ana arı istediği kadar yumurta atmak istesin. Gerek yok çünkü bakıcı arı bakamayacak. Bu nedenle bakıcı arı kavramı özellikle üzerine duruyoruz. Değerli aracılar, burada bir ayrıntıya daha dikkat çekerek yeni bir konuya geçeyim. Burada dikkat ederseniz bakıcı arı ürettiği jelin bir kısmını burada tarlacıya veriyor. Dikkat ederseniz tarlacı arı kendisi dışarıdan topladığı nektarı alabiliyor. Onu sindirebiliyor, yiyebiliyor. Hatta nektarın içerisindeki poleni bile nispeten de olsa kullanabiliyor. Çünkü onların mide yapısı buna müsait. Ancak gerçekten yüksek düzeyde besleyici bir polen proteini alabilmesi için bakıcı arıların ürettiği jelden de ona verilmesi lazım. Değerli arıcılar buraya dikkat ederim. Bakıcı arıcıl arılar tarlacı arının getirdiği poleni sindirdikten sonra jel kıvamına getirdikten sonra bu kadar kişiye dağıtıyor ve bir kısmına tarlacıya veriyor. Ve böylece tarlacı arıların ömrü uzuyor. Performansı artıyor. İşte bu konuda üzerine en çok duracağımız konulardan biri. Zira şunu unutmayalım ki tarlacarlar bakıcı arı iken önce vücutlarında çok yüksek düzeyde protein içeriyordu. Bu proteini sürekli besin ürete ürete bunlara dağıttığı zaman kendisi artık daha yetmez oluyor. Kendi proteinleri bittikten sonra artık şunu biliyor bakıcıarı, benim bir an önce araziye çıkıp tarlacı olmam lazım. Çünkü yakında öleceğim bari dışarıdan besin maddesi getirin. Değerli arıcılar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak ufak bir reklam arası vermek durumundayız. Reklamlardan sonra görüşmek üzere esen kalın. Değerli arıcılar, Arının Bereketi programının ikinci bölümünde birlikteyiz. Ufak bir açıklama yaptıktan sonra başka slaytlarla konuma devam etmek istiyorum. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bakıcı arılar ürettikleri jeli yani besin maddesini bütün arılara dağıtıyor, bir de tarlacılara veriyor. Zira tarlacıların vücudunda artık vitelogenin veya besin maddesi kalmadığı için tarlacı olmuşlardır. Ve onlar 8-10 gün içerisinde öleceklerdir. Ancak kolonide eğer üretim fazlalığı varsa onlar tekrar bu jelden yararlanabiliyorlar. Özellikle sonbahar döneminde, polen akımının iyi olduğu dönemlerde bu jel, üretilen jel tarla arılara verilerek tarla arılarının ömürleri uzatılıyor. Daha sonra tekrar onlar koloniye uzun ömür olarak dahil ediliyor. Bu konuyu da ayrıntı olarak inceleyeceğimiz programlarımız olacak. Şimdi beslemenin diğer ilkelerinden yola çıkarak bazı açıklamalarda bulunayım. Değerli arıcılar, arılardaki besleme şekline dikkat ederseniz balı veya nek poleni doğadan topluyorlar. Topladıktan sonra kolon içerisinde dikkat ederseniz bakıcı arılar sindiriyor dedik ve bunları birbirlerine veriliyor. Arılardaki temel ilki şu arkadaşlar. Arılar birbirlerini ağızdan ağıza beslerler. Yani bakıcı arı üretmiş olduğu jeli yani protein içeren besin maddesini bir başka arının hortumlarını uzatıyorlar, birbirlerine veriyorlar. Besleme şekli böyle olur. Kolonide bunu gördüğünüz zaman şunu anlayacaksınız. Bir ya dışarıdan nektar getiren bir tane arı ağzındaki nektarı arkadaşıyla paylaşıyor olgunlaştırması için ya da burada bir besin alışverişi söz konusu. Yani bakıcı arı ürettiği besini ya bir erkek arıya ya ana arıya ya tarlacı arıya ya da diğer bakıcı arıya veriyor demektir. Ve yine tekrar düz bakıcı arılar poleni sindirebilme özelliğine sahip arılardır. Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyoruz. Bakıcı arılar poleni ve nektarı sindirdikten sonra ürettikleri besin maddesini vücutlarında depoluyorlar. Bir sonraki slaytımızda göreceksiniz. Bu slaytı sürekli paylaşıyoruz. Sürekli gündeme getiriyoruz. Arılar ürettikleri proteini vitolegenin olarak vücutlarında depoluyorlar. Yağ dokuları tarafından üretiliyor bu. Ve arıların karnı bu besin maddesiyle dolu oluyor. Bakıcılık döneminde ne zaman ki bu besin maddesini kullanıp koloni içinde besleme faaliyetini, işte bal üretim faaliyeti, bir takım faaliyetleri yapınca bu gördüğünüz vitellogenin dediğimiz madde tükeniyor. Tükendikten sonra arının karnı bu hale aldığı zaman arı içgüdüsel olarak artık 8-10 gün içerisinde öleceğini biliyor. Yani içgüdüsel olarak. Ve bu sefer dışarı çıkıyor dışarıda tarlacılık yapıyor. Nektar polen topluyor. Nektar polen toplayan arının karnı bu şekildedir. Ama kışı geçirecek olan arının karnı da bu şekilde vitollegenin denen maddeyle doludur. Son yıllarda dünyada yapılan bilimsel çalışmaların pek çoğunda vitollegenin konusunun işlenmesinin sebebi bunun arının ömrünü uzatan yaşam iksiri olduğundan dolayıdır. Bu nedenle arının bünyesinde bu maddeyi nasıl artırabiliriz? Nasıl çoğaltabiliriz? Arının ömrünü nasıl uzatabiliriz düşüncesiyle çalışmalar yapılmaktadır. Değerli arıcılar, tabi bunlar temel bilgiler. Pratikte bunların karşılığını nasıl görebiliriz, neler yapabiliriz diye baktığımız zaman, kolonilerde temel ilke şu, bir koloniye baktığınız zaman veya bir peteği alıp şöyle baktığınız zaman, bir bal kemeri, bal kemerinin hemen altında güzel bir polen, onun altında da yavrular gördüğünüz zaman, işte bu kolonide işler yolunda demektir. Bal, polen, yavru olarak. Her yaştan yavru. Ve arılar, işçi, bakıcı işçi buradan aldığı bal ve poleni sindirdikten sonra ürettikleri besinlerle yavruları beslemektedir. Dolayısıyla sizin gelecekte koloninizin ne kadar fazla arıya sahip olacağını tahmin etmek istiyorsanız yapacağınız şey polen miktarına bakmaktır. Özellikle polen miktarı sizin kolonizin geleceğini belirler. Yaklaşık 145 miligram polenle bir arının yetiştirdiğini düşünürsek ne kadar kilogram polen varsa 145'e bölerek oradan kaç tane arı yetişecek olan polen olduğunu saptayabilirsiniz. Kaba bir hesapla her bir petek gözü bir arının yetişmesi için yeterli polen içerir. Dolayısıyla hesabı bunun üzerinden de yapabilirsiniz. Değerli arıcılar yine önemli bir noktaya daha değineceğim. Sezon içerisinde dikkat ederseniz koloniler ocak şubat mart ayından itibaren başlar. Gittikçe çerçeve sayısı 4 5 6 7 8 15 20'ye kadar çıkar. Sezon ortasından sonra tekrar 20 25'ten tekrar aşağıya doğru inmeye başlar. Kışlık düzene doğru gider. Böyle bir çan eğrisi sizler. Tabiatın kuralıdır bu. Yıl içerisinde kolonilerin büyüklüğü böyle olur. Bir miktar sonra yükselir ve düşer. İşte burada dikkat ederseniz bakın nasıl bir ince ayrıntı var. Ocak, Şubat, Mart ayından sonra yani bahar mevsiminin geldiği dönemde nektar ve polen kaynakları bol. Bu bol olduğu dönemde arılar nektar ve poleni topladığı zaman kolon içerisine bol miktarda protein kaynağı geliyor. Ve arılar da bu protein kaynağını sindirerek yavru üretmeye başlıyor. Gelen besin miktarı ne kadar fazla olursa yaşam iksiri dediğimiz vitellogenin ne kadar fazla üretilirse Arıların da ömrü o kadar fazla olacaksın koloni yıpranmıyor, koloni sürekli gelişiyor, sayısı artıyor. Ne zamanki sezon sonuna doğru nektar ve polen kaynakları düşmeye başlayınca arıların vücuduna giren protein de azalıyor. Tıpkı şunun gibi kurban bayramının olduğu döneminden sonraki ilk aylarda insanlar sürekli et yiyebildiği için o dönemlerde daha sağlıklı olabiliyor. Vücutları daha dinç, daha dinamik olabiliyor. Ne zaman ki Kurban Bayramı'ndaki o etin miktarı azalıyor, artık et destekli besleme azaldığı zaman da direkt ekmek veya makarna gibi karbonhidrat kaynaklı besleme doğru gidildiği zaman da insan vücuduna bir takım hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artıyor ya. Aralarda da aynı öyle. Nektar ve polenin bol olduğu durumlarda araların yıpranması az olduğu için Koloni gittikçe büyüyor. Ne zamanki nektar polen miktarı azalıyor, arıların protein sentezi yani protein üretmesi azaldığı zaman da arılar çabuk yıpranıyor, çabuk yaşlanıyor ve ölüyor. O zaman 20 çerçeveden 7 çerçeveye, 5 çerçeveye iniyor arılar. Bu nedenle bu ilkeden hareket edersek eğer biz arı beslemede gereksinim duyulduğu zaman polenin olmadığı durumlarda veya polenin yetersiz olduğu durumda koloniye Proteinli besin verdiğimiz zaman arıların yıpranması azalacağından kolonimiz daha sağlıklı, hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelecek. Bu nedenle arı besleme esnasında özellikle teşvik şuruplaması yaptığımız dönemlerde ilkbahar ve sonbaharda ki ve özellikle sonbaharda muhakkak suratlı protein içeriği yüksek olan yemlerle arıyı takviye yapmak faydalıdır. Tabii protein içeriği yüksek derken binde dörtle bir, yüzde birlen değil. Biz en az ülkemiz koşullarında yüzde on üretilen şu anda proteinli yemler var. Onları öneriyoruz ve bu protein düzenini yükseltmemiz lazım. Gerekirse de polen takviyesi yaparız. Değerli arıcılar, yine kolonimizi incelemeye devam ettiğimiz zaman bakın bir temel bilgi var. Bizim işçi yaklaşık 21 günde yetişiyor. Yaklaşık genel ifadede 21 günde de tarlacılık faaliyeti yapıyorlar ya toplam 42 gün kabul edilir yani bu genel bir ilkedir. Ve dolayısıyla 42 günde bir bizim kolonimiz sürekli yenileniyor, değişiyor. Yani 42 gün sonra kovana gittiğiniz zaman gördüğünüz arı farklı bir arı olma olasılığı yüksek veya 42 gün önce gördüğünüz arı ölmüştür artık. Hatta bazı arıcılar şunu söyler. Bu arılar beni tanıyor. Yüzümü ezberlemiş. Beni sokmuyor diyorlar ya. Oysa arıların çoğu tanımıyor, görmüyor, ezberlemiyor. Çünkü çoğu ölmüş oluyor. Böyle bir olasılık yani en azından bilimsel bilgi olarak şu anda böyle bir şey yok. Aksal da arıların öğrenme duygusu çok geniş. Onu biliyoruz ama insan yüzünü tanıma konusunda sahibine bağlanma konusunda herhangi bir bilimsel veri şu ana kadar biz rastlamadık. Ama arıcılarımızın böyle bir iddiası var. Bu 42 gün olayı da 42 gün sonra sizin gördüğünüz arı yok artık. Artı burada bir temel bilgiyi daha ortaya serelim. Günde bizim kolonimizde 1500 civarında yeni işçi arı katılıyor. Yani yumurtası katılıyor. Dolayısıyla bu koloninin 1500 işçi arısının yetişebilmesi için koloninin ihtiyaç duyduğu polen vardır. Ne kadar bu polen diye sorguladığımız zaman değerli her hafta en az yarım kilo veya bir kilo polene ihtiyaç vardır kolen, kolonide. En az diyoruz bunu. Neden? Çünkü kolonideki üretilen e, işçi arı miktarı arttıkça ki hesabı dedik bir tane arı 145 mg polenle yetiştiği için en az 145 miligram polen üzerinden atılan yumurta ve larva üzerine hesap ederseniz en az 1 kilo civarında polene ihtiyaç var. Bu 2 kilogram olduğu zaman daha iyi. O nedenle kolonilerdeki polen hesabını yaparken arıcılarımızın ana arının attığı yumurta sayısı beslenmede gerekli olan polen miktarını şöyle ufak bir hesapla kendileri de bulabilirler. Bu aynı zamanda polen üzerinden hesap ediyoruz. Protein olarak hesap ettiğimiz zaman da bir sonraki slaytımızda da göreceksiniz. Yaklaşık günde 100-200 gram proteine ihtiyaç var. Bir koloninin sağlıklı gelişebilmesi için en az. Bunu özellikle en az diyoruz. Çünkü ne kadar fazla olsa o kadar iyi. Tıpkı şunun gibi. Değerli aracılar hepimizin evinin karşısında şu anda market var. Adımızı attığımız zaman pirinç, bulgur, zeytin, peynir, ekmek alabilecek durumdayız. Ancak dikkat ederseniz hemen evimizin kilerine gittiğimiz zaman bir iki ay yetecek kadar bir besin maddesi var. Oysa market karşıda taze taze alabiliriz. İnsanoğlunun doğasında da var bu. Moral desteği sağlayacak düzeyde besin maddesi evde olacak. Nasıl sizin evinizde sizin moralinizi düzenleyecek, kıtlık anında, sıkıntı anında olmadığı durumlarda oradan takviye edebileceğiniz miktarda bir besin maddesi olması gerekiyorsa arı kolonilerinde de muhakkak surette yeterli miktarda bal ve polen olacak. Çeşitli kaynaklara baktığınız zaman zaten şunu göreceksiniz. Arıların bir moral sınırı vardır. İçerisinde bulunması gereken bir takım bal ve polen sınırı vardır. Onların morallerini düzgün yapar. Bu nedenle en az ifadesini özellikle kullandık. Çünkü kolonide bunların olması her zaman arı ve arıcının menfaatinedir. Değerli arıcılar, burada dikkat ederseniz koloninin temel ilkelerini gene anlattık. Peki bir sonraki slaytımıza geçersek kolonilerimizde polen ve nektar düzenli olarak görüyor ki pek çok arıcımız kendilerine arılık seçtiği zaman gezginci arıcılık kapsamında polenin ve nektarın yoğun olarak geldiği yerleri ve zamanları seçerler. Çünkü profesyonel arıcılar şunu biliyor. Koloniye günlük nektar ve polen girişi ne kadar fazla olursa koloniler o kadar gelişir, o kadar sağlıklı olur. Yoksa bir önceki arılık yerinden kalanlara güvenilerek arıcılık yapılmaz. Belki geçici bir süre idare etmek için yapılabilir. İşte kolonide düzensiz ve yetersiz beslenme olursa yani 145 mg polen olması gerekirken bir arı başına 100 mg geliyorsa e ne olacak bu sefer? O arıların gelişmesinde bir takım aksaklıklar olacak. Yaklaşık 110-120 mg çıkması gereken bir işçi arı 100 mg çıkacak. Veya ana argünde 1500-2000 yumurta atması gerekirken yetersiz nektar ve polen kaynakları sebebiyle daha az yumurta atacak. Dolayısıyla yavru üretiminde azalma olacak. İstediğiniz kadar sezonun ortasında olun. Bulunduğunuz yerde nektar ve polen, özellikle polen yetersizse problem var demektir. Zira şunu biliyor arıcılarımız: Kolonide nektar yetersizse şeker şurubuyla takviye yapabilirsiniz, sorun yok. Ama poleni takviye etmek öyle kolay bir iş değil. Eğer önceki günlerden yıllan veya hasat ettiğiniz polen yoksa işiniz zor demektir. Bu durumda da protein içeriği yüksek yemlerle takviye yaparak düzensiz ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan bu sıkıntıyı aşmak lazım. Hatta düzensiz ve yetersiz beslenme durumunda zaman zaman şöyle bir sıkıntı da olur değerli arıcılar. Arı yavru yatmıştır ana arı, Larvalar gelişmiştir. O sırada dışarıda yağmur yağdı. Arı tarlacılık yapamadı. Kolon içerisinde besin maddeleri bitti. Artık o larvalar açlıktan ölecek veya yumurtalar gelişemeyecek. E bu durumda işçi onları olduğu gibi bıraksa o yavrular çürüyüp ölecek. Kolon içerisinde belki yavru çürüklüğüne sebep olacak. İşte işçi arıların bu noktada bir özelliği devreye giriyor. Koloni de yetersiz besin varsa yani yeterli besin yoksa diyelim daha doğrusu yeterli besin yoksa ve yavruları yetiştirmekten endişe ediliyorsa işçarlar bu gördüğünüz larvaları ve yumurtaları tüketirler, yerler. Niye? Bir sonraki dönemde yavruları yetiştirmede kullanmak için. Çünkü bu tükettikleri larvalar ve yumurtanın hepsi protein kaynağıdır. Onları yerler, tekrar yağ dokularında onları vitellogen olarak depolarlar. Bir sonraki dönemde yeni yavrular yetiştirmek için kullanırlar. Bu nedenle zaman zaman kolonilerde açlık baş gösterdiği zaman arılar kendi yavrularını yiyerek ziyan etmezler. Çünkü bunu dışarıya atmak hiçbir arının istediği bir şey değil. Ama hastalık başladığı zaman hastalıkları atarlar. Çünkü onları artık yemenin veya tüketmenin bir mantığı yok. Değerli aracılar, bu konularda aslında söylenecek çok söz var. Dikkat ederseniz slaytlarımın üstünde Oliver 2015 yazıyor. Aracılardan istirham ediyorum. İnternette bu siteyi ziyaret edin. scientificbi2pik.com diye bu sitede pek çok bilgi var. İngilizce. Ancak bunu çeşitli programlarla tercüme ederek çok temel bilgilerden yararlanabilirsiniz. Çok değerli bir biyolog olan Randy Oliver bu konulardaki bilgilerini herkesle rahatlıkla paylaşıyor. Ülkemiz aracılığında bunlardan yararlanması lazım ve kaynak olarak sürekli onu kullandığımı özellikle belirtmek istiyorum. Devam edersek değerli arıcılar, düzensiz ve yetersiz beslemenin bir sıkıntısı daha var arılarda. Eğer kolonilerde düzensiz ve yetersiz beslenme olursa bu sefer koloninin besin maddeye ihtiyacı oluyor normal şartlarda kovan iç hizmeti 21 gündür. Ama bakıyor ki arılar bizim besin maddesine ihtiyacımız var. İçeride oturmakla da bu gelmiyor. O zaman ne oluyor? Bizim bakıcı arılarımız daha 21 günü doldurmadan direkt tarlacılığa başlıyorlar. Nektar polen toplamaya gidiyorlar. Ancak yine insanoğlunun hayatından pay biçelim. Bizim çocuklarımız evde oturuyor. Üniversitesini, lisesini neyse okuyor. Vakti gelince işe giriyor değil mi? Yaşam süresi 70-80 yıl olur ki son günlerde TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakın. Ama yeri geliyor dünyada öyle ülkeler var ki çocuklar bu okuma sürecini tamamlamıyor. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında gerçek hayata atılıyor. Fabrikada çalışıyor, tarlada çalışıyor. Böylece ne oluyor? Bizim çocuklarımızın geçmiş olduğu o güzel aşamaları onlar geçirmiyor. Direkt hayata atıldıkları için vücutları tam gelişmediği için o ağır yükün altında eziliyorlar ve o insanların da ömrü kısalıyor. Tıpkı bizim erken yaşta tarlacılığa başlayan genç işçilerimizin ömrünün kısaldığı gibi. Tabiatın kuralı hiçbir yerde kolay kolay değişmiyor. Bütün canlılarda ortak. İşte değerli arıcılar, bütün bunları engellemek için arıcılarımızın polenli veya proteinli beslenme tekniklerini artık öğrenmeleri şart. Bunu takip etmeleri şart. Polenin olmadığı durumlarda yapılması gerekenleri bilmesi şart. Sakın bu dediklerimden piyasadaki şekerli enerji kaynaklı kekle beslemeyi anlamayalım. Onların kullanılacağı yer ayrı, proteinli beslemenin yapılacağı yer ayrı. Değerli aracılar, beslemenin bakın daha başka ne etkileri var? Bir sonraki slaytımıza bakalım. Bu da çok güzel bir çalışma. Bu da 2010 yılında yapılmış bir çalışma. Burada dikkat edin. Başlangıçta bir yani aralarda yapılan ölçüm bu arkadaşlar. Virüsün düzeyi başlangıçta 4. gün, 7. gün, 11. gün hangi gruplarda polen verilen grupta, proteinli yem verilen grupta, kontrol grubunda. Dikkat ederseniz polen veya bakın polen veya proteinli yem verilmeyen gruptaki virüslerin sayılarına bakın. Dikkat edin. Virüs sayısı o kadar yükseliyor ki Arı artık daha kendini toparlayamıyor. Her zaman dediğimiz gibi sağlıklı beslenen insanlar ve sağlıklı beslenen arılar hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklıdır, güçlüdür, dirençlidir. Kolay kolay hasta olmazlar. Ancak eğer yetersiz besleniyorsa veya dengesiz besleniyorsa, yetersiz ve dengesiz nasıl açıklamıştık? Eğer sadece ekmek yiyorsanız dengesiz besleniyorsunuz ekmek, peynir, zeytin, reçel, bal yiyorsanız dengeli besleniyorsunuz. Yetersiz beslenme de günde 1 kilo et yemeniz gerekirken 100 gram yiyorsanız yetersiz besleniyorsunuz demektir. İşte bu ikisi de hastalıkların canlara etki ediyor. Bakın burada gördüğünüz gibi hiç besin verilmeyenlerdeki virüs sayılarına bir bakın. Bir de polen verilendeki virüs sayısına bakın. Polen verilene dikkat ederseniz virüs neredeyse yok. Burada da proteinli yem verenlere değerli arıcılar şu slayt bile tek başına ülkemizdeki arı kayıplarının en önemli sebeplerinden birisinin virüsler olduğunu gösteriyor. Bir, ikincisi virüslerin de arılara bulaşma yollarından en önemli yolunun bir tanesinin tabii bir diğeri de başka bir program konumuz varroa olduğunu gösteriyor. Bu nedenle biz beslememizi düzgün yaparsak pek çok konuda arılarımıza katkı sağlamış olacağız. Değerli arıcılar, besleme konusu bir programa sığdırılacak bir konu değil. Ancak biz istiyoruz ki kısa zamanda büyük işler başaralım. Neden? Her geçen gün ülkemizin, arıcımızın ve arılarımızın aleyhine işliyor. Hatta bir eğitim toplantısında bana şöyle bir soru soruldu. Hocam programınız güzel ancak dikkat ediyoruz çok hızlı konuşuyorsunuz, çok fazla yoğun bilgi veriyorsunuz. Bu yanlış değil mi diye sordular. Aslında bunu soran arkadaşımızı gerçekten tebrik etmek lazım. Çok doğru diyor. Ona verdiğim cevabın aynısını size de vermek istiyorum. Bu kadar hızlı anlatmamın, bu kadar yoğun anlatmamın sebebi şu. Ben bu bilgiyi sizi bir hafta sonra anlatmış olsam, ülke aracımız bu gerçekleri bir hafta sonra öğrenecek. Diyeceksiniz ki bir haftadan ne olur? Ben olaya şöyle bakıyorum. Ülkemizde 80 bin arıcı var. Eğer bu bilgiyi 80 bin arıcı öğrenmiş olsa 80 bin hafta iş gücünden arı beslemeden arı sağlığından karımız olacak. Ama bu 80 bin arıcı bir hafta bunu öğrenmemiş olsa 80 bin hafta zararımız olacak. Bunu bu ülkeye yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Elimizden geldiği kadar bu nedenle yoğun bilgiyi kısa zamanda yoğun bir şekilde, konsantre bir şekilde bir hap gibi vermeye çalışıyoruz. Bu programları lütfen gerek televizyondan gerek internetten izleyiniz, tekrar tekrar dinleyiniz. Bu temel bilgileri alınız ve arılarımız güçlü ve sağlıklı olsun. Değerli arıcılar, programımızın ikinci bölümünde sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Değerli arıcılar, bugünkü programımızın üçüncü bölümüne geldik. Elimizden geldiği kadar beslemeye ait temel bilgileri biraz da ayrıntılı da olsa anlatmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi amacımız kısa zamanda arıcılıkta yoğun bir bilgi bombardına tabi tutarak arıcılarımızı bu bilgilere sahip kılmak. Derdimiz bu. Ve şimdi de üçüncü bölümümüzde bazı konulara değineceğiz. Mesela arıcılarımızın üzerinde en çok yapılan eleştirilerden biri şu. Bunlar kovanlara şurup veriyorlar. Bunlar kovanlara kek veriyorlar sektör dışından arıcılığı bilmeyen insanların yanlış bakış açısıyla değerlendirdiği bu şurup verme veya kek verme olayının gerekçelerini anlatalım. Hatta bizi dinliyorsa sektör dışından insanlar da bunları öğrensin istiyoruz. Çünkü yanlış bilgi zamanla sıkıntıya yol açıyor. Yanlış bilgin ulaştığı insanları tek tek bulup düzeltme şansımız yok. O nedenle biz de bu noktada bu sorulara bir cevap vermiş olalım. Ancak İlk etapta doğrusunu görelim, sonra ne denek beslediğimiz üzerine duralım. Değerli arıcılar, yeterli beslemenin gözlemle anlaşılması başlığıyla sunduğumuz bu olayda önemli olan şu. Koloniye yoğun polen gelişiyoruz. Bütün arıcılarımız bilir ki bir koloninin önünde durduğunuz zaman arılar cıvıl cıvıl uçuyorsa, arıların giriş çıkışı fazlaysa, herhangi bir kargaşa vesaire yoksa ve bol miktarda polen geliyorsa o kolonide işler yolunda demektir. Hani bazı mesleklerin püf noktaları vardır ya. İşte çoğu aracımız yeri geldiği zaman kovanın önündeki hareketinden kovan içerisindeki pek çok şeyi anlayabiliyor. Özellikle profesyonel aracılarımız bu konuda gerçekten çok yetkin konumdalar. Bu konuda bir sürü de örnek var. Ama şu anda konumuz koloni yeterli besleniyor dediğimiz zaman koloni önünde durduğumuzda ayakları polenlerle dolu Arılar geliyorsa işler yolunda demektir. Hele bir de, hele bir de çok önemli rengarenk polenler geliyorsa artık işler tamamen yolunda demektir. Çünkü hatırlarsanız ilk bölümde ne dedik? Önemli olan çeşit çeşit polenlerin farklı içerik, özelliklerine sahip olan polenlerin koloniye gelmesi. Zira yeterli ve dengeli beslenme amacıyla A bitkisinden protein, B bitkisinden yağ C bitkisinin vitamin içeren, yoğun vitamin içeren polenler geldiği zaman arılar dengeli ve yeterli beslenir. İşte bu görüntüyü gördüğümüz zaman ve yoğun bir akım varsa uçuş dediğinde anlayacağız ki bizim kolonimizde polen noktasında bir sıkıntı yok. Bu birincisi. İkincisi, pek çok arıcımız bunu aktif sezon içerisinde yaşamıştır. Değerli arıcılar, mesela kovanınız iki katlı. Açıyorsunuz, bakıyorsunuz ki arı normal şartlarda Erkek arıları yetiştirmesi gerektiği yerlere bırakmış veya orayı tamamlamış iki tane kat arasına ballıkla kuluçkalık arasındaki çerçevelerin arasına yoğun bir şekilde yavru atmış. Tabii ki erkek yavru daha çok. Onu belirtebilirim. Erkek yavru yatıyor çünkü. Bunun sebebi bu kolonide yeterli besleme gerçekten mükemmel düzeyde yani artık arı bütün boşlukları bile değerlendiriyor. Tabii ki buraya erkek aratıyor. atıyor. Neden? Çünkü koloninin asıl temeli işçi arılar olduğu için onların yerlerini rahatlıkla değerlendiriyor, kullanıyor. Onların ısıtması her şeyi mükemmel. Dikkat edin, peteklerin bile daha çok savunmaya biraz daha böyle savunması zayıf olan, soğuğu daha fazla alan bölgelerinde erkek arılar yapılır. Asıl peteğin kalbi işçi arı yavrusudur. Onu belirtelim. Eğer siz ballıkla kuluşkalık arasında veya iki kat arasındaki boşluğa arıların böyle erkek yavru yaptığını görüyorsanız anlayın ki bu kolonide her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Koloniye o kadar besin kaynağı gelmiş ki artık tabir ise har vurup harman savuruyor diyelim yani. O derecede bir yavratma olayı görüyoruz. Yine bir sonraki slaytımıza da göreceğiz. Kolonimizde ne dedik? Bir çerçeveyi aldığınız zaman çerçevenin üst kısmı bal kemeri olur. Onun hemen altında polen olur. Hemen altında da yavru alan olur. Arının doğal kuluçka şeklidir bu. Böylece arı hiç diğer çerçevelere gitmeden direkt bu çerçeveden balı poleni alıp sindirip besin maddesi kıvamına getirdikten sonra yavrulara verir. Eğer bizim kovanı kontrol ettiğimiz sırada bal kemeriyle yavru arasındaki bu alan polenle doluysa anlayacağız ki bu kovanda her şey yolunda. Hatta fazla kurcalamaya bile gerek yok. İşler yolunda nasıl olsa. Ama zaman zaman arıcılarımız maalesef çerçevelerin yerlerini değiştirerek veya kendince farklı uygulamalar yaparak koloninin düzenini bozarlar. Çoğu zaman da söylerim ki böyle şeyler yapmayın. Eğer özel bir uygulama yapmıyorsanız kolonideki çerçeve sıralarının yerlerini değiştirmeyin deriz. Hatta daha da öteye giderek derim ki erkekseniz arınızın düzenini değil Gidin evde karınızın düzenini bozun. Koltukların yerini değiştirin bakalım size nasıl bir cevap verecek hanımınız. İşte arı size bu cevabı veremediği için anlamıyorsunuz. O nedenle arının düzenini bozmayalım. Ve bu arası polen dolu olduğu müddetçe kolonide işler yolunda. Ha Bu ara boşaldıysa anlayın ki koloninizde bal var. Ancak en önemli besin maddesi olan protein kaynağı polen yok. E bu durumda ne yapacağız? kolonilerimizi mümkün olduğu kadar dışarıdan protein destekli besinlerle takviye edeceğiz. Değerli aracılar, bu da bir gösterge. Bir başka göstergemiz de şu. Normal şartlarda yumurtadan çıkan larvalar larva haline gelir gelmez artık beslenmeye başlar. Yani larva dönemi beslenme dönemi. Bunu artık unutmayalım. Bazı arıcılarımız yumurta döneminde de beslenebileceğini düşünüyor. Hatta Yumurta döneminde de arı sütü koysuna çıktığı zaman yesin diye düşünüyor. Böyle bir şey yok. Yumurta döneminde beslenme olmaz. Larva döneminde beslenme olur. Eğer siz koloninizi kontrol ederken larvaların üzerinde bulunduğu besin maddesine bir bakın. Eğer besin maddesi böyle bol ise anlayın ki sizin kovanızda besleme sıkıntısı yok. Bakıcı arılarınız çok mükemmel bir şekilde görevlerini yerine getiriyor. Ancak eğer böyle ıslak yavru değil de yavrular daha kuru bir zemin üzerinde daha az besin üzerindeyse anlayın ki besin maddesi ekonomik kullanılıyor. Dolayısıyla ne kadar az besinle beslenirse işçarı o kadar küçük olacak. O kadar hastalıklara dayanıksız olacak. O kadar da arazi performansı olacak. Bu nedenle bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Ne kadar bol besin maddesi o kadar kaliteli bir koloni o kadar besini yeterli bir koloni demektir. Aksi halde sıkıntı var. Yine bu koloniye bir takım proteinli yemlerle takviye yapmamız gerekmektedir. Değerli arıcılar, şimdi geldik niye ek besleme yapıyoruz? Bize en çok sorulan sorulardan biri bu. Yani şurup vermek zorunda mısınız? Hatta yani şekerin daha icat edilmesi 100-200 yıllık bir mazi. Ondan önce ev, kainatta arılar şekerle mi besleniyordu? 100 milyon yıl bu arılar canlı kaldılar şeker veren mi oldu diye sorular soruyor. Çok doğru sorular. Bu sorulara aynen katılıyoruz. Ancak şunu da belirtelim. Sığırcılıkta, tavukçulukta o kadar mükemmel gelişmeler oldu ki bu insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok değişiklik yapıldı. Mesela bundan 500 yıl önce 40-45 günde yetişen tavuklar mı vardı? Onların yetiştiriciliği mi yapılıyordu? Ama ıslah çalışmaları, besleme çalışmaları sonucunda artık tavukları bu noktaya geldi. Geriye dönmek şu anda mümkün değil. Veya sığırcılıkta aynı. Arıcılıkta da aynı durumdayız. Daha bundan 20-25 yıl önce ülkemizde 1 milyon tane kovan varken şimdi 8 milyon tane kovan var. E nasıl besleyeceğiz bunları? O kadar çoğalttık. Tabii ki ek besleme yapacağız. Ama ek besleme yaparken de bunu ölçülerine göre, prensiplerine göre yapmamız lazım. Öyle bir takım sıkıntılar oluşturmamak lazım. Bu nedenle ne denek beslemenin ilk cevabı şu. Bazen özellikle hava çok yağmurlu gittiği dönemlerde, arı uzun müddet tarlacılık yapamadığı dönemlerde kolon içerisindeki besin maddesi azalır ve artık kolonu strese girer. Bu stresi eğer siz bertaraf edemezseniz bir müddet sonra bu kolonide bir takım zayıflıklar, hastalıklar baş gösterecek. İşte bu dönemlerde mümkün olduğu kadar kolonilere dışarıdan Ek besleme yapmak zorundasınız. Bu beslemeden ilk yapacaklarından biri varsa bal verin, yoksa koyu şurup vereceğiz. Sebeplerden biri bu. Aksalda bu kolonu açlıktan dolayı kırılacak, ölecek, bir takım hastalıklar ortaya çıkacak. İkincisi, ne demek besleme yapıyoruz? Burada da üzerine özellikle duracağımız olay şu: Biz arıyı kendi tabiatına bırakırsak, arı uyanması gerektiği zamanı kendisi biliyor. Yaklaşık 100 milyon yıllık evrim sürecinde bu arılar ne zaman uyanıp ne zaman bal yapacağını, ne zaman kışlayacağını biliyor. Ancak biz yoğun tarım yapıyoruz artık. Örneğin ülkemizde 81 milyonu beslemek için çalışıyoruz veya dünyada kaç milyar insanı beslemek için çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bir an önce üretimi, verimliliği artırmak zorundayız. O zaman ne yapıyoruz? Bizim arılarımızı bıraksak mayıs ayında uyanıp kolunu geliştirecekse bu bizim işimize gelmiyor. Biz mayısta değil martta uyanmasını istiyoruz arının. İşte martta uyanmasını istediğiniz zaman da arıya evet sen uyuyorsun ama dışarıda nektar akımı başladı hissi verebilmek için, arıyı uyarabilmek için, arıyı yumurtaya teşvik edip erken başlatabilmek için biz teşvik şuruplaması yapıyoruz. Böylece arıları daha erkenden geliştiriyoruz ve daha erkenden bal toplamaya veya o dönemde daha fazla bal toplamak için kolonideki arı sayısını artırıyoruz. Hedefimiz bu beslemede. Yoksa aktif nektar akım döneminde şurup vererek koloni geliştirmeye çalışmıyoruz. Nektar akımı öncesinde ve nektar akımında da şurup vererek herhangi bir işlemi yapmaya gerek yok zaten. Sebeplerinden biri de bu. Bir diğer ek besleme sebebimiz ise çok önemli. Demin söylediğim mesela kolonide açlık stresi var besleyeceğiz. Aksi halde o açlık stresi bir müddet sonra kolonide hastalıklara, zayıflıklara yol açar. Veya koloni çok büyük bir varroa bulaşıklığı var. Koloni stresi girmiş artık. ya yani dışarı tarlacılık yapacak gücü yok. Ne yapacağız? Bunları da mümkün olduğu kadar. Özellikle bu dönemde hele polen de yetersizse vitaminli, mineralli şuruplarla bu kolonileri üstten tabii. Çünkü artık arı o kadar zayıflamıştı ki şurubu almak bile bazen sıkıntı olur onun için. Bu tip durumlarda. Veya koloniler bazen yoğun stres yaşar. Yavru çürüklüğü dönemlerinde. Bu dönemlere geçirebilmek için şurupla besleme yapılabilir. Tabi bunların içerisinde çeşitli stresi önleyici maddelerin katılması da söz konusu. Yine bir başka ek besleme sebebimiz. Bir sonraki slaytımızda biz aralarımızı göçer aracılık kapsamında A bölgesine getirdik. Ve bu A bölgesinden balımızı hasat ettik. B bölgesine gireceğiz. Fakat A bölgesinden B bölgesine gittik. Orada nektar akımı başlamamış olabilir. Veya iki nektar akımı arasında bir boşluk olur mesela. Bazı yerlerde 5-10 çeşit biçek, çiçek farklı tarihlerde çiçek açar. O arada bir boşluk olabilir. Bu durumlarda koloniler strese girebilir. Veya kendi biriktirdikleri balı tüketebilir. Özellikle kestane balı için bu çok çok önemli. ki Çok değerli bir bal. E bu balın arının tüketmesini engellemek için bir taraftan hasat gündeme gidip bir taraftan da arının gereksinimi olan enerji kaynağı olan nektarın karşılığında şeker vermeniz lazım. Aksi halde iki nektar arasında bu boşlukta arılar strese girer. Kolonun içerisindeki balı bitirir. Belki bir müddet sonra açlık açlığa bağlı olarak yavru üşümeleri, çürümeleri bir takım sıkıntılar olur. Çünkü arılar da bu arada yaşlanıyor, ölüyor. Bunları engellemek için bu iki dönemde muhakkak iki dönem arasında arılarımızı şeker şurubuyla yemlememiz lazım. Gerekirse de proteinli yemle. Çünkü polen düzeyinde ona göre kontrol etmemiz lazım. Neden ek besleme dediğimiz zaman yine bir tanesi. Arıların ırklara bağlı olarak değerli arıcılar, bazı arılar yağmur altında çalışabiliyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde bunu çok rahat görebilirsiniz. Bazı arılar da yağmurun yağacağını bir saat önceden haber aldığı zaman kolon içerisine girer. Arılar ırk özelliği bu. Ona göre kendine tedbir alırlar. Bu nedenle pek çok arı ırkında diyelim yağışlı geçen günlerde arı dışarıya çıkamaz. Tarlacılık yapamaz, kovan içinde kalır. Tıpkı şunun gibi düşünün. Bizler dahi kışın dışarıda fazla dolaşamadığımız için evin içinde pinekleriz. Bir müddet sonra sıkıntılar ortaya çıkar. Daha sonra depresyona gireriz. Ne zaman yaz gelir, ilkbahar gelir biz de canlanırız, neşeleniriz, yaşarız. Arılar da aynı bizim gibi. Uzun geçen yağışlı dönemlerde arılar kolon içerisinde kaldığı için stresi giriyor. Artı yaşamak için de yemek zorunda bu sefer biriktirdiğini yiyor. İşte bu sıkıntılara girmemek için yağışlı geçen günlerde bal arılarını beslemek şart. Yine ne denek besleme diye sorduğumuz zaman bu da ülkemizde maalesef şu anda pek ciddiye alınmıyor ne yazık ki. Keşke alınsa diye dert ettiğimiz polinasyon olayı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde polinasyonda kullanılan arılar çok Enteresan bir şekilde polenli veya ikame dediğimiz polen yerine geçen proteinli yemlerle şuruplarla yoğun bir şekilde beslenir. Burada hedef bal üretimi olmadığı için polinasyonu garanti altına almak olduğu için bu dönemde yoğun bir şekilde arılar ek besinlerle beslenir, güçlendirilir. Ve bunun Filmlerin ee, filmlerini dahi seyrettiğiniz zaman böyle bir şeyi hayal dahi edemezsiniz. Aksalde polinasyon için çok çok gerekli olan yavrulu alan büyüklüğüdür. O yavrulu alan büyüklüğü aynı zamanda tarlacıları da polen toplamaya teşvik eder. Ne kadar çok polen toplarlarsa o kadar çok polinasyon yaparlar. İşte bu nedenle hem yavrulu alanı geliştirmek hem o arıların gereksinim olan besin maddesini sağlamak amacıyla polinasyon için arılara kesinlikle ek besleme yapılır. Ülkemizde de değerli arıcılar bunun birinci kısmı olan bal akımına hazırlık döneminde yaparız biz. Şöyle ki ülkemizde teşvik şuruplaması dediğimiz dönemde kesinlikle bizim ek besleme yapmamız şart. Nektar akım başlangıcından en az 42 gün önce yani en az 6 hafta önce kolonilere birebir şuruplan teşvik yapılarak arıların çoğalması sağlanır bal akımına daha güçlü bir şekilde girilmeleri temin edilmiş olur. Yine aynı olay sonbahar döneminde. Sonbahar döneminde nüfusu düşmüş olan kolonileri kışa daha güçlü sokmak amacıyla yeni yavru üretmek, hatta bu arada protein desteği sağlamak amacıyla sonbahar döneminde de biz bir ek besleme yaparız. Değerli arıcılar besleme konusunda yaklaşık 3 bölümde 1 saat içerisinde elimizden geldiği kadar bir takım şeyleri özetlemeye çalıştık. Bu size anlattığım slaytı yine belirttiğim gibi Randy Oliver adlı bir araştırmacı biyolog Amerika'da çok güzel kapsamlı bir şekilde yayınlıyor. Hatta videoları var izleyebilirsiniz. Hatta tercüme programına yararlanarak sitesini ziyaret edebilirsiniz. Pek çok bilgiye oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arıcılarımızın da artık dünya kaynaklarına yönelmeleri ve o dünya kaynaklarından bir takım yeni ve güzel bilgiler almaları, özümlemeleri ancak sağlamasını yaptıktan sonra kullanmaları. Zira her bilgiyi anında alıp kullanmak hatadır. Zaman zaman bizler de hataya düştüğümüz anlar oluyor. O yüzden sorgulamalıyız, araştırmalıyız en sağlıklı ve kaliteli balı nasıl üretiriz düşüncesinden yola çıkarak uygulamamızı ona göre yapmalıyız. Değerli aracılar, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.